Bu video Pintipi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yazılım ürünlerinde radikal indirimler için açıklama kısmını kontrol ediniz. Dostum bu sağanak olay yaratır söyleyeyim ben sana. Saçmalama. Tercihleri pamuk ipliğine bağlı olan eski AKP oylarını riske atmak ve iktidarın ekmeğine yağ sürmek ancak bir amatörün işi olabilir. Birazdan başkan açıklama yapar ve algı yapmak için sıraya girenler mal gibi kalır. Buna da Karadeniz balıklaması derler. Hop! 2019 ilkbaharı. AKP iktidarının baskıcı kafa yapısıyla ve göçmen kriziyle ortaya çıkardığı mali sorunlar vatandaşın evindeki sofrasına kadar girmiş. Bu sebeple CHP yeni battal gaziler yaratarak yerel seçimlerde AKP'ye büyük bir darbe vurmuştu. Ankara, Adana, Antalya derken metropollerin kralı İstanbul'da tuvaldeki kırmızıdan nasibini almıştı. Maalesef rakibim Ekrem Bey seçimi kazanmıştır. Kendisine başarılar diliyorum. Oylar çalınmıştır. Kibirli iktidarın sonucu itirazıyla seçimlerin yenilenmesi Ekrem İmamoğlu portresinin değerini artırdı ve CHP ezici bir oyla harika bir ressam prestiji kazandı. Ekrem mazbatayı verin diye bir hal olduktan sonra eninde sonunda makamına oturmuştu. Fakat seçim onda büyük stres oluşturduğundan bir aile tatili yapayım dedi ama iktidar yanları linçlemeye hazırdı. Zira yaraları daha taptazeydi. İmam sen kafayı dağıttıktan sonra görevine başladı. Önce çalışma kadrosunu baştan aşağı yeniledi, daha sonra da binlerce insanı işten çıkardı. Binali Yıldırım hani söz vermiştin insanları işten çıkarmayacağını deyince İmamoğlu işe alımların hukuk aykırı olduğunu söyleyerek durumun siyasetle alakası olmadığını duyurdu. Ardından Keşler'in mekanı olan Esenler Otogarı'nı İspark'a bağlayarak burayı yavşaklardan arındırdı. Ekrem İmamoğlu piyonların hareketinden sıkıldı ve vezirle oynama kararı alarak büyük bir işe imza attı. Bu büyük işten bahsetmeden önce sizlere dünyanın merkezi İstanbul'dan birkaç bilgi vereyim. İstanbul Türkiye'nin başkenti olmasa da en büyük şehirlerinden biridir. Avcılar sahilinde martıya mı binmek istersiniz? Beşiktaş Barlar Sokağı'nda giderek sapıtmak mı istersiniz? Ortaköy'e gidip kumpir waffle keyfi mi yapmak istersiniz? Yoksa Esenler'e gelip cüzdanınızı çaldırıp yaralanmak mı isterseniz. Tam anlamıyla harika bir şehir. İstanbul hangi partinin elinde ise o partiye harika bir gelir kaynağı ve rant sağlardı. Bu yüzden AKP iktidarı İstanbul'u kaybedince uykusuz gecelerde dövünüp durdu. AKP iktidarında Ensar Tügva, Aziz Mahmut Hüdayi gibi birçok vakıflara çeşitli uydurmalarla paralar akıyordu. İmam San yönetiminde İBB vakıflara aktarılan bütün protokolleri feshederek vakıflara olan para akışını kesti. Böylece İstanbul'un kaymağını artık sadece CHP'liler yiyebilecekti. Ekrem güzel bir imaj çizmişti. Onun bu imajı 2023 yılında gerçekleşecek seçimlerin kaderini bile etkileyecek güçte. İşte bu andan itibaren Karadeniz'de bu uşak bazı siyasi falsolar vererek yandaş medyanın eline oyuncak hamuru oldu. Nasıl mı? Bunu sizlere basit bir şekilde anlatmama izin verin. Elazığ'daki deprem mağdurlarımız için buradayız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Elazığlılar da bu vatanın evladıdır. Teşekkürler başkanım. Yanımız... Lan? Nereye gitti bu? Bak patinajıma bak Canan, uçan Karadenizli geliyor. Ekrem'in Elazığ depremiyle kameralara yardım şovuyla gözüktükten sadece bir gün sonra kayak yapıp poz vermesi büyük eleştiriler almasına sebep oldu. Şimdi diyeceksiniz ki Yusuf Kayal kardeşim sen salak mısın? Adam ne güzel yardımını etmiş, sonra da tatiline gitmiş, ne olacak? Bak güzel kardeşim, iş dinamiği bertaraf olmuş bir cumhuriyetin başındaki iktidara böyle amatörce davranarak malzeme verirsen yandaş medya bunu basına öyle bir servis eder ki fanatik olmayan muhaliflerin bakış açısını etkiler. Yani demek istediğim olayın maneviyatı hiç kimsenin umurunda bile değil. Mevzu matematiksel bir hesaplama. Ekrem İmamoğlu olayı çok büyüttünüz diyerek kendi kafasına göre hayatına devam etti. Daha sonra İstanbul'a yeni otobüs ve metro projeleri yapmak için iktidardan ödenek isteyince Cumhurbaşkanım, vay sana bakınca gençliğim aklıma geliyor Ekrem. Yıllar ne de çabuk geçmiş. Ama oğlum çok falso veriyorsun. Düzeleceğiz inşallah be başkanım. Benim derdim başka. Söyle bakalım. Birkaç projem var. Bunları gerçekleştirmek için kamu bankalarından kredi verir misiniz bana? Saçmalama Ekrem. Ehli iman sahibi olan İstanbul halkının faiz yuvaları olan bankaların kucağına mı atacaksın? Ama nas var nas. Sana bana ne oluyor? Gün gelir Allah mahşerde hesap sormaz mı? Ekrem İmamoğlu İBB'nin projeleri için Türkiye'deki devlet bankalarından kredi istese de bütün kamu bankaları birader iktidar risk raporun düşük diye tüm kapıları İBB'ye kapattı. İmamoğlu İstanbul Belediyesi'nin bütün maaş işlemlerini yürüten bu devlet bankalarının sert tutumuyla sudan çıkmış balığa dönüşmüştü. Ama kafasındaki projeleri ve altyapıları bekleyemezdi. Keza Türk milletine CHP'nin belediyeciliğini göstermek gerekiyordu. Her ne kadar özel bankalar kendisine kredi verse de İmamoğlu 3.99 faiz oranı mı olur bire insafsızlar diyerek Almanya Bankası'ndan 110 milyon euroluk kredi aldı. Bu büyük bir riskti. Sonuçta kur korumalı kredi kampanyası diye bir şey yoktu. Türk ekonomisi de pamuk ipliğine bağlıydı. İşte bunlar olurken Erdoğan da ekonomi üzerinde deneysel çalışmalar yapıyor, kobay olarak da Türk milletini kullanıyordu. Çin modeli tarzı söylemlerle yapılan hamleler piyasalara ters tepki verdiriyor ve alım gücü etkilenen Türk milleti gün geçtikçe fakirleşiyordu. Kurun yükselmesiyle İBB'nin de bankalara olan borcu doğal olarak artıyordu. Fakat yandaş medya İmamoğlu'nun İBB'yi borç batağına soktuğunu vurgulamaktan başka hiçbir şey yapmadı. Ekonomik sorunlarla birlikte gıda, enerji, teknoloji, ham madde ve akaryakıtlara gelen faiz zamları da işin cabasıydı. Bütün
bu zamlar İBB'de de doğal olarak zam olmasına sebep oldu. Ama objektif bakış açısını duyduktan sonra birader ben İngilizce bilmem diyen tipler bu durumda da İmamoğlu'na sallamaktan çekinmedi. Zamlar sadece İBB'yi değil büyük servet sahibi Yusuf Kayalp'in dahi belini bükmüştür. Ne? Bu duruma çok mu üzüldünüz? O zaman sponsorum Pintipin'den bahsedeyim. Pintipin çok ucuza lisans anahtarı alabileceğiniz fiyatta pinti, hizmette cömert harika bir kuruluştur. 50 bin satışta binlerce müşteri memnuniyeti sağlayan Pintipin 100 çeşit üründe %90 gibi radikal indirimlerle 10 binlerce müşteriye ulaşıyor. Gün içerisinde gidiş geliş metro ücretine harika yazılımlara sahip olabilirsiniz. Ayrıca Kayalp izleyicilerine özel indirim paketlerimiz de sizin için raflarda yerini bekliyor. İstanbul kart fiyatına siz de orijinal güncel Windows'a sahip olarak performansı iliklerinize kadar yaşayacaksınız. Ya birader benim kafamda soru işareti var mı diyorsunuz? O zaman 7/24 destek hattından sorularınıza cevap bulabilir, yardım videolarıyla sorunlarınızı çözebilirsiniz. Siz de pazar fiyatına alışveriş için açıklama kısmını kontrol etmeyi unutmayınız. Stoklar sınırlıdır. İBB'nin çalışmalarına devam edelim. İmamoğlu dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir ünvanını alarak kendinden emin bir şekilde başkanlığına devam etti. İhtiyaç sahibi öğrencilere burslar dağıttı. Adalarda yoldaş atları hizmetten çıkardı. Ama bazı atlar bir anda piyasada kayboldu diyen iktidar kasaplardan et sucuk almayın diye İmamoğlu'nu eleştirdi. Tabii bu eleştiri 128 milyar dolar nerede kampanyasına karşı yürütülmüş bir propagandaydı. Yani vizyon farkını siz düşünün. İşsizler için istihdam ofisleri kuruldu. Kreşler açıldı, tarihi çeşmelere restorasyonlar yapıldı. Cumhurbaşkanının 300 metrobüse onay vermemesiyle İBB kendi kaynaklarını kullanarak bu açığı kapattı. İstanbul'da yıllarca yaşanan sel sorununu yaptığı altyapı çalışmalarıyla minimuma indirdi. Halk büfeler kurularak insanlara ucuz ekmek aldırdı ve esnaf lokantalarını kurdu. Mecidiyeköy meydan gibi birçok yeri temizletip yeşillendirdi. Kadınların iş hayatına girmesi için birçok alım gerçekleştirdi ve Avrupa'nın en büyük katı atıktan enerji üreten tesisini açtı. İstanbul'a ne yaptınız Sayın Başkan? Genel başkanım isterse aday olabilirim. Ne? Gayet açık konuştuğumu düşünüyorum. İcraatlarınızı soruyoruz Sayın Başkan. Yani Türkiye benim gibi yapıcı bir başkanı hak etmiyor mu sizce efendim? Atın bu herifi dışarı. Bütün bu çalışmalarına rağmen İmamoğlu siyaset sahasına offside'leriyle çıkıyordu. Sol bekten atağa çıkıp sağa doğru dribbling atan İmamoğlu özellikle akraba, eş dost gibi alımlara tamamen karşı olduğunu söylemesine rağmen baldan tatlı olan baldızı İBB'de işe girmişti. Daha sonra kar kıyametinde bir balık restoranında görüntülenen İmamoğlu yine yandaş medyaya harika malzemeler sunmuştu. Ulan bir rakı balık keyfi yapalım diye açıklama yapan İmamoğlu iktidara istediği malzemeyi yine vermişti. Bununla ilgili amatörce yorumlar yapması İmamoğlu'nun rakıyı sek içtiğinin en iyi kanıtıdır. Daha sonra Karadeniz turuna katılan İmamoğlu yepyeni bir skandala daha imza atacaktı. Türkiye'nin son 15 yılda gerilmesine sebep olan ve insanları kutuplaştırmaya yönelik yazılarıyla ön plana çıkan Nagihan Alçı'yla yan yana poz veren İmamoğlu kendi kitlesinin bile kalbini kırmıştı. Türkiye'nin bölücü olmaya değil yapıcı olmaya ihtiyacı var diye gelen eleştirilere vız gelir tırıs gider diyerek de tam bir Karadenizli siyasetçi cevabı vererek ikinci şoku da oluşturmuştu. Özür kabahatinden büyük olan Ekrem İmamoğlu'na yapılan işlere cevap veren Nagihan ise bunlar sahte muhalif diye kendi kafasına göre çok da gerekli olmayan fikrini ortaya atmıştır. Fakat İmamoğlu Nagihan konusunda çok fazla destek bulamayınca ekranlara çıkıp ben de gariban bir ailenin çocuğuyum. Üreten bir ailenin çocuğuyum. Bizde kibir olmaz. Hız gelir tırıs gider dediğime de bakmayın ha. Hızır gelir toros gider dedim ben. Ama yine de özür dilerim. Kibirli değiliz sonuçta. Özür dilemesini de biliriz elbette. Ama bir fotoğraf yüzünden de hakkımızın yenilmesine izin vermem söyleyeyim yani. Bu olaylar yaşanırken bir de parti içerisinde ve tabanlarında farklı fikirler ortaya çıkmıştır. Yani parti tabanı bugün Kılıçdaroğlu, Mansurcular ve Ekremciler adında üçe bölünmüş durumda. Milletin açlıktan ölmesine gerek yok. Önemli olan tahtı kimin ele geçireceğiydi. Taht kavgalarında fetretle mi boğuştuk? Siyasilerin umurunda bile değil. Hatta Ekrem İmamoğlu'na yaptığımız eleştirilerden sonra da sosyal medyada Yusuf Kayaalp'in Mansurcu tayfayla beraber olduğu dahi iddia edilmiştir. İktidar partisi hariç Yusuf Kayaalp'i fonlamaya hiçbir partinin maddiyatının yetmeyeceğini vurgulayarak konumuza dönelim. Ekrem İmamoğlu'nun eleştiriler radarına girmesinin bir sebebi de Aynur Doğan konseriydi. Nitekim Aynur Doğan'ın PKK destekçisi olduğunu iddia eden tayfalar İBB'nin böyle bir etkinliğe izin verip vermemesini tartışırken İmamoğlu'nun sessizliği birçok kişiye hayal kırıklığını uğrattı. Daha sonra yine ironik bir olay oldu. İstanbul'da yoğun yağış sebebiyle ortalığı sel götürürken İBB Başkanı İmamoğlu sizce neredeydi dostlarım? Tabii ki de Fethiye'de kulaç atıyordu. Her yağmurda tatilde olmayı becermesi bazı kesimler tarafından eleştirilse de böyle bir şeyi denk getirdiği için kendisini tebrik etmek istiyoruz. İstanbul halkı süreci İmamoğlu'nun altyapı çalışmaları sayesinde sadece bir ilçe hariç rahatlıkla atlatabilmişti. Ayrıca İmamoğlu tatilde olsam da ekibimi buradan yönetiyorum tarzında yorumlar yapmıştı. Yapılan eleştirilere tatil yapmak da mı suç diye cevap veren İmamoğlu ve çevresi herhalde işin siyasi boyutuna hesaplayacak kadar zeki değil. Hatta belki yani eleştirilen kısım şovmen olarak piyasalarda gezen Süleyman Soylu'nun çizmeleriyle sahaya inip CHP belediyelerine sallamasına zemin hazırlayan İmamoğlu figürüne yapılmıştır. Hatta tamam çok istediğiniz gibi davranalım ve bir anlığına Yusuf Kayaalp'in sümme aşağı yandaş medya olduğunu düşünelim. Ekrem İmamoğlu neden bizim gibi yandaşlara fırsat veriyor? Çok mu amatör bir siyasetçi? Yani göstermelik de olsa ilk uçakla İstanbul'a gelemez miydi? Efendim meteoroloji İstanbul'a büyük bir sağanağın geleceğini bildirdi. İsterseniz hemen İstanbul'a dönelim. İstanbul mu? Nerede kalıyor orası? Efendim başkan oldu.
olduğunuz şehirden bahsediyorum. Ha, ne olmuş? Hemen dönelim isterseniz. Böylece ak trollere meydan bırakmamış. Saçmalama. Geceliğine kaç para ödedim ben bu otelin biliyor musun? Hem de tam pansiyon. Yusuf Kaya medya olarak tatilden hiçbir zaman ödün vermeyen İmamoğlu'nu buradan yine tebrik etmek istiyoruz. Umarım Erdoğan abisi gibi davranıp ilerleyen dönemlerde bizi kanser etmez. Ekrem İmamoğlu'nun bütün olaylarına rağmen iktidar yanlısı sözde gazetecilerin kendisine eleştirmesini de tuhaf karşılıyoruz. Zira kendi kafasına göre ülke ekonomisini uçurumun kenarına getirip yüce Türk milletinin sıkıntılar çekmesine sebep olan bir iktidarın muhalefet belediyesini eleştirmeye hiçbir şekilde hakkı yoktur. Hem bu memlekette tek zübük Ekrem İmamoğlu mu? Aslında hepimiz birer zübüyüz. Zübük olmaya zorlanmışız. Zübüklerden kurtulmanın ilk çaresi, ilk önce kendi zübüklüğümüzden kurtulmamızdır.